Bak Reşit, sana yemin ediyorum sen benim başımı belaya sokacaksın. Ha, burada diyorum sana. Aman, sana da iyilik yaranmıyor ha. Sen var ya, kardeşim bu kafayla bu güzelim müesseseye kilit vurdurursun. Ya bir düşün. Ya güzelce bir düşün ya kardeşim. Ne var yani? Kadın çıkmış, şarkısını söyleyecek, evine gidecek. Değil mi? Yani kadın namusuyla şarkısını söylüyor. Ne olmuş? Allah Allah. Ya hem ne demişler? Yol yoluyla, orman baltayla. Ne bu? Ya şimdi demek istiyorum ki sen halkı memnun edeceksin ki halk da seni ihya edecek. Ama sen anlamayın ki. Anlamayın işte, anlamayın. Bir durun hele. Ben müessese sahibiyim. Bir müsaade edin. Bir durun hele. Ramazan, meyhanede işler nasıl? Anlaşabildin mi Reşit Efendi'yle? Tabii canım, çok iyi. Reşit'e görsen var ya, gene yapmış bir tilkilik. Dükkan dolup taşıyor yemin ederim. Ne tilkilik yapmış ki ne? Ya tilkilik derken o manada değil. Hani canla baştan çalışıyor manasında söylüyorum. Ramazan, senin dilinin altında bir bakla var ama. Yok kızım, ne bakası? Nereden çıkarayım ki sen şimdi bunu? Gözümün içine bak da konuş Ramazan. Ya bak kızım. Reşit geldi bana diyor ki ne? Kardeş diyor, biz buraya bir tane şarkıcı getirek diyor. Üç tane şarkı patlatsın diyor, tamam mı? O zaman yemin ediyorum diyor, dükkan daha beter dolup taşar diyor. Sen ne diyorsun? Şarkıcı. He. Şarkıcı diyor. He. Sakın Ramazan. Sakın lafını bile etme. Bak yemin ediyorum cinlerim tepeme çıkıyor ha. Ya o daha söz meselesini unuttum sanıyorsan yanılıyorsun. Bak Ramazan, son defa söylüyorum. Benim böyle şeylere rızam yoktur. Külahları değiştiririz sonra. Ya tamam be, hemen coşuyun ya. Ben de zaten olmaz dedim. Yok dedim kardeşim ya, ne şarkısı? Pavyon mu burası? Neymiş, millet şarkı istiyormuş. Bana ne kardeşim dedim. Millet yürüyüp kalkısın geçsin, şarkı dinlemek isteyen pavyona gitsin dedim yani. Aferin sana. O Reşit'e de fazla güvenme. Sen kabahla aran düzeltmeye bak Ramazan. Abi canım, sen daha Reşit kabağındır, ne bile olamazsın ya. Oh. Vallahi Hacer, bir gecede var ya, meyhane doldu. Doldu ne demek ya? Aa, böyle. Millet var ya, kucak kucağa oturdu. Ramazan'ı da bir gör. Hoştu geldi böyle benim ellerime yapıştı. Allah senden razı olsun Reşit Efendi dedi. Meyhanemi batmaktan sen kurtardın dedi. Ben de ama bastım parayı, Asuman'ı getirdim. Yani... getirttim de tabii, niye getirttim bir sor. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Peki nasıl bir garı bu Asuman dediğin? He, bir anlat bakayım. Genç mi, güzel mi? Heh. Asuman güzel mi? Abo. İyiliğini versin senin ya. Bu soruyu ne sen sormuş ol ne de ben söylemiş olayım. Yani şimdi nasıl anlatsam? Allah günah yazmasın ama bu Asuman denen karı böyle ahı gitmiş, vahı kalmış. Böyle eciş, bücüş, böyle acuze bir karı. Ya peki ne için akın akın geliyorlar meyhaneye ha? Madem bakılası biri değil. Ya şimdi yüzüne bakılası bir kadın değil ama sesi güzel. Hem de böyle yukarıda Allah var, böyle çok içli okuyor. Bir de bir şarkı bellemiş ki, yani şahane söylüyor. Bana bak. Sen bunları kimseye söyleme ha. Mahallede de konuşma.
Ondan sonra karıları huylandırırsın. Sonra o karılar tek bir birden adamların başına çöreklenir. Meyhaneye gitmelerine izin vermezler. E o zaman ne olur? Meyhane batar. Meyhane batınca ne olur? Ben işsiz kalırım. Değil mi? Cık. Akıllı olmak lazım. İyi, tamam, tamam. Anladık. Hakikaten ya. Sen nereye böyle Reşit Efendi? Çarşıya gidiyorum. Ya şöyle bir üstüme, başıma bir çeki düzen vereyim, değil mi? E ne de olsa bugüne bugün adamının en revaçta meyhanesinin ortağı sayılırım. Böyle bu kılıkta olmaz. Hadi eyvallah. Bugün kaç kilo et aldık? 20 kilo usta. 20. Lavaş? 100 tane usta. Oo, 100 tane lavaş. İyi ya. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Patron, hoş geldin. Bak, 20 kilo et, 100 tane lavaş. Maşallah. Hoş lan. Bu kılık ne? Bu güzel müesseseye layık olmak için biz de işte ceket olsun, kravat olsun, böyle beyaz çorap, ayakkabı bir şeyler aldık. Allah'ım haklıydım, parayı aldım, ne yapayım? Bandolun? İşte ona para kalmadı. Ne yapak ya? Ayıp değil ya. Reşit, ben seninle bir şey konuşmam lazım, biliyor musun? Ha. Gel hele. Reşit. He. Şarkıcı gidecek. Ne? Şarkıcı gidecek mi? He. Niye ki ne? Şimdi kardeş, ben düşündüm. Şarkıcının gitmesi lazım. Çünkü eğer gitmezse Fahize ile aram acayip kötü olacak. Bu yüzden artık şarkıcı yok. Bak Zaloğlu. Bu insanların hepsi buraya Asuman Hanım'ı dinlemeye geliyor. Şimdiden şuraya çıkar da bu gece şarkıcı yok dersen, aa bunlar var ya, bu müesseseyi senle benim kafamıza yıkarlar. İyi de kardeşim, şarkıcı çıkarsa da Pakize evi benim başıma yıkacak. O yüzden artık şarkıcı yok. Ya bak, Zaloğlu. İyice düşündün mü? He, düşündüm. Karı gidecek. Reşit, bu Asuman ne zaman çıkacak babu? Ha, işte bak duyuyorsun. Vırrikler Asuman Hanım'ı istiyor. Reşit, şarkıcı gidecek, o kadar. Bak, iyice düşündün değil mi? He, düşündüm. Şarkıcı olmayacak. Bak Zaloğlu, iyice düşündün değil mi? Düşündüm diyorum Reşit. Bak söylüyorum ha. Söyle. Bak, benden günah gitti, söylüyorum. Tamam, günah da senden geçsin, karı da geçsin. Geç söyle. Değerli müşterilerimiz, maalesef elde olmayan sebeplerden dolayı sizlere kötü bir havadis vermek zorundayım. Sabırla beklediğiniz Asuman Hanım maalesef bu akşam sahne alamayacak. Değerli müşterilerimiz, Asuman Hanım çok fena rahatsızlanmıştır. Sizlerden özür diliyoruz. Ama müessesemiz bir özür mahiyetinde olarak sizlere ikinci dubleleri bedavadan verecektir. Reşit abi, biz sanat için geldik buraya. Ya ama...
Reşit bunlar gidiyor. Reşit bunlar gidiyor. He gidiyor. Al. 20 kilo et, 100 tane de lavaş. Buyur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.